Günaydın, Parametre ile karşınızdayız. Tekrar yeni televizyon ekranı açanlar için bir günaydın da onlara diyelim. Dün Hüseyin Aydın kredi kartları konusundaki kafalarda kalan son soru işaretlerini de silmek üzere CNN Türk ekranında idi. Getirelim ekranımızda. Kulüplerimizin talepleri oldu. Karşılıklı görüşmeler oldu. Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız gibi bankalar yeniden yapılandırma çerçevesini düzenlemelerini de dikkate alarak, kulüplerimizin gelirlerini de dikkate alarak ve de giderlerini de yöneterek eğer bir yapılandırma gereksinmeleri varsa, ihtiyaçları varsa. Futboldaki mali çözüme değindi, her şey usulüne göre yapıldı mesajı verdi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, CNN Türk'e konuk oldu. Kart borcu olanlar nasıl kredi alacak sorusunu yanıtladı. Biz herhangi bir bankamızdan kredi kartı sahibi olup, bu bizim anlattığımız husustan yararlanmak isteyen kardeşlerimiz, bizim bankaya başvurduklarında sadece gelirlerini beyan ederlerse, biz onlara hemen bir tüketici kredisi açıyoruz. Hüseyin Aydın 10 bin lira borca 60 ay vadede 250 liralık taksit yapılabiliyor dedi. Diyelim ki sizin 10 bin lira borcunuz var. Evet. Bir örnek, ben size 10 bin lira yaptığımda tüketici kredisi 60 ay vade yaparsam aylık 250 lirayla ödemeyle siz 10 bin liralık bir tüketici kredisine sahip oluyorsunuz. Bu tarafta 10 bin liralık yeni bir limite, yeni bir limit, hem banka size bir kredi kartı limiti tahsis ediyor. Aydın, KOBİ değer kredisi paketine de değindi. Kredi başvuruları bugün başlıyor dedi, ayrıntıları açıkladı. Cirosu 25 milyon TL'nin altında olur. Firmalar, KOBİ'ler. Eğer imalat ve ihracat da çalışıyorlarsa 1 milyona kadar. Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorlarsa 500 bin TL'ye kadar KOBİ değer kredisinden yararlanabiliyor. Bunun aylık faizi son derece cazip. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın indirimli konut kredisindeki detaylara da değindi. 0.98'i müşteri ödüyor. 0.80'i de konut üreticisi, bizim konut yaparken ki müşterimiz. Yani bir de aslında bu kredinin normal faiz oranı 1.78. Evet, Hüseyin Aydın açıklamaları bu şekilde. Ankara'nın gündeminde de tabii bu konu öncelikli şekilde yer alıyor. Biz de gidelim Ankara'ya ve bu konunun ayrıntılarını, neler konuşulduğunu sorarak başlayalım. Ercan Gürses bekliyor bizleri. Evet, Ankara'da bu konuyu konuşuyor Ercan. Günaydın diyeyim hemen sana ve hiç de uzatmayayım. Hüseyin Aydın açıklamalarını sen de az önce dinledin. Bir süredir de bu konuyu zaten konuşuyoruz. Kredi kartı borç yapılandırmaları, tüketici kredisiyle bu işin ödenmesi vesaire derken Ankara ne konuşuyor bu konuda? Mine, günaydın. Aslında şu konuşuluyor, net bir şekilde söyleyelim. Yani bütün ayrıntıları zaten bültenlerimizde izliyoruz. Sen de anlattın biraz önce. O ayrıntılara girmeden şunu ifade edelim. Zaman zaman hani bu pişmanlık yasaları çıkar. Pişmanlık yasaları adaletle, adliye ile ilgili bir şeydir ama bu başka bir şey. Yani bu işin ekonomik boyutuyla ilgili bir şey. Onunla ilgili bir pişmanlık düzenlemesi gibi düşünülebilir. Ya da zaman zaman ülkeler ekonomik zorluklara düştüğü zaman çıpalar ihtiyacı duyulur. Çıpalara ihtiyaç duyulur. Bu bazen IMF çıpası olur. Bazen Avrupa Birliği çıpası olur. Bazen ekonomiyle ilgili bir yol haritası belirlenir. O çıpa olur. Burada vatandaşa bir çıpa bir anlamda belirleniyor ve o çıpa konuyor. Ve onun bir anlamda pişman olmak doğru ifade olmayabilir ama bundan sonrası için en azından harcamalarını düzenli hale getirme konusunda ona bir yol haritası çiziliyor. Belki o harcamaları düzenli o hale getirdikten sonra, yani bu ödemeyi yaptıktan sonra kredi kartını da doğru kullanmayı öğrenecektir diye umut ediliyor. En azından bu yorumlar yapılıyor, onu söyleyelim. Türkiye'de uzun süredir kredi kartı bir ödeme aracı olarak görünmüyor. Bir kredi aracı olarak görülüyor ki
onun kredi maliyeti son derecede yüksek. Onu belirtmek lazım. %2,5'a varan faiz oranları var ki bu çok büyük faiz oranları. Şimdi Ziraat Bankası'nın ve diğer bankaların aracı olacağı bu yeni anlaşmada 1,1-1,2'lik faiz oranları var ve 36 aya kadar olan vade de 60 aya çıkıyor. Yani böyle bir kolaylık getiriliyor. Ama vatandaşa da deniyor ki eski kartlarınızdan vazgeçin. Limitinizi buraya taşıyın. Alın size yeni kart ama bundan sonrası için şartlar farklı, çıpa farklı. Mali disiplininiz ülkeler için, ekonomiler için olur ama mali disiplin vatandaşın bütçesi için de mali disiplin söz konusu olur. Bundan sonrası için mali disiplininiz farklı olacak. Bu çıpaya göre hareket edeceksiniz. Bir anlamda pişmanlık yasası gibi. Umarız vatandaş da bundan sonra en azından bu sorunu olan vatandaş da borçlarından kurtulur diyoruz Mine. Peki şimdi bir başka konu yine aynı noktadan devam edelim. Acaba maliye disiplini tutturabiliyor mu tutturamıyor mu tarafını konuşuyoruz. Hazine tarafı açısından sıkı duruş sergileyeceklerini daha önce ifade ettikleri için benzer şekilde bugün Merkez Bankası'nın toplantısı da yapılacak. Merkez Bankası'ndaki o sıkı duruşun devamı da bir yandan bekleniyor. Berat Albayrak'ın da dünden kalan açıklamaları var. O açıklamalar üzerinden devam edelim. Berat Albayrak'ın açıklamaları yine bildiğin gibi mali disiplinden taviz vermeyeceklerini, bütçe disiplinden taviz vermeyeceklerini belirtiyor. En büyük endişelerden birisi bu çünkü seçim sürecine girildiği zaman en çok konuşulan konulardan birisidir. O açıklanan paketlerle ilgili olarak endişe belirtenler de acaba mali disiplinden taviz veriliyor mu demişlerdi. Berat Albayrak aynı zamanda bütçe gerçekleşmeleri konusunda da bazı açıklamalar yaptı dün Twitter hesabından. Tabii o bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili yeni ekonomik programa dönük olarak baktığınız zaman o bütçe gerçekleşmelerinde bazı hedeflerin tutturulduğunu görüyoruz. Ama geçtiğimiz yıla baktığımız zaman geçtiğimiz yılki bütçe açığıyla bu yılki bütçe açığı arasında önemli bir fark da var. Onu da söylemek lazım. Maalesef menfi yönde bir fark var ama yeni ekonomi programı Ağustos ayında açıklandı. Oradan baktığınız zaman ki işler biraz bozulduktan sonra yapılmıştı. Hedefler tekrar gözden geçirilmişti ki orada %1,9'luk bütçe açığının milli geliri oranı hedefi vardı ki bunun tutturulduğunu görüyoruz. Bu bir ayrıntı. Bir de 72.1 milyar liralık bir bütçe açığı söz konusu. Bütçe açığı öngörülmüştü. 72.6 milyar lira. Yani aşağı yukarı o yeni ekonomik programı hedefinin tutturulduğu görülüyor. Tabii bu bir dengelenme süreci. Dengelenmeden sonra iyileşmenin olması öngörülüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde. Tabii en önemli konu da mali disiplinin nasıl devam edeceği. Mali disiplinin devam etmesi konusunda bir kararlılık ifade ediliyor. Ama bunu icraatlarda da en azından ekonomi çevreleri görmek istiyorlar. O bütçe rakamlarına baktığımız zaman özellikle kamu alımları ile ilgili tasarruf kalemlerinin nasıl uygulanacağı, özellikle taşıt alımları, taşıt kiralanması, bina kiralanması ile ilgili mesela burada bir madde var. Hizmet binalarına 13,5 milyar lira para ayrıldığı yönünde bütçe ile ilgili bir gerçekleşme söz konusu. Mali disiplin konusunda bunlar da önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Harcamalar olduğu kadar Mine takip edilecek konular arasında. Peki şimdi bir başka konu Ankara'da özellikle konuşuluyor ki çok uzun bir aradan sonra tekrar gündemimize geldi. Ve ona soğan TL paritesi diyordum. Soğan fiyatlarındaki o aşırı yüksekliği bir şekilde enflasyon rakamlarına da çok ciddi yansıyordu. Stokçuluktan bahsedildi, depolamaktan bahsedildi. Şimdi oradaki fiyatlamayı aşağıya doğru çekmek için bir sıfır gümrük meselesi önümüze geldi. Bu nasıl çıktı, oraya götüren süreç neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Yani o şöyle oldu tabii hepimizin bildiği gibi yaz aylarında Haziran ayında özellikle soğan fiyatları spekülatif olarak denildi, arttı, 7 liraya kadar çıktı. O süreç içerisinde bazı önlemler alındı ve bazı tırnak içinde polisiye tedbirler de alındı. Soğan depolarına baskınlar düzenlendi ki bizim yakınımızda 80 kilometre civarında Polatlı, Türkiye soğan üretiminin %20'si Polatlı'da ve o Polatlı'daki soğan depolarında acaba stokçuluk mu var şeklinde değerlendirmeler yapılmıştı ama bugün görüyoruz ki soğan fiyatları tekrar yüksek. 5 lirayla 7 lira arasında kilosu ki bu son derecede yüksek bir fiyat.
Dolayısıyla ithalatın gümrük vergilerinin sıfırlanması Şubat ayının sonuna kadar böyle bir tedbir geliştirildi. Tabii şunu görüyoruz. Bosna Hersek dışında sıfır gümrükle soğan aldığımız herhangi bir ülke yoktu. Bu şu an itibariyle bütün ülkelere yayılmış durumda. Kazakistan'dan da soğan gelebilir. Onu söyleyelim. Fiyat istikrarı konusunda nasıl bir şey olacak, nasıl bir sonuç verecek? Şüphesiz ilk anda bazı yansımaları olacaktır ama şunu da öngörüyoruz ki yani o ithalatın artırılması da uzun vadede çözüm değil. Zaten bunun geçici bir süreyle sınırlandırılması da bu kararlılığı gösteriyor. Soğan Türkiye açısından kültürel bir ürün. Yani soğan tüketmeden yemek yapmak Türkiye'de gerçekten zor. Türk yemeklerinin içerisinde önemli ölçüde yer alıyor. Yani nasıl bu Uzak Doğu ülkelerinde pirinç önemliyse ve onun fiyatları sosyal anlamda önemli karşılıklar buluyorsa Türkiye'de de soğan öyle bir ürün. Dolayısıyla soğanla ilgili alınacak tedbirler de doğrudan halka yansıyan tedbirler olacaktır. Tabii bu yaz aylarında solukla ilgili yapılan bir takım zabıta önlemleri diyelim, o önlemlerin alınması net bir şekilde sonuç vermedi. Yani bunu vurgulamak gerekiyor. Bundan sonrası için ithal önlemi, ithalat yapıldığı süre içerisinde en azından stokçuluk varsa bu sorun çözülecek mi? Ya da bu iklim koşulları gereği bazı problemler yaşandığı için geçici olarak alınan bu tedbirler sonuç verecek mi onu göreceğiz. Ama şu bir gerçek, yani geçtiğimiz çocukluklarından da insanlar bilir, onu söylemek lazım. Soğan öyle birkaç kilo alınan bir şey de değildir. Öyle çuvallarla da alınan bir şeydir ve çok da böyle patates, soğan gibi ürünlerin yüksek maliyetler tutmadığını geçmiş yıllardan biliyoruz. Ama şu süreç içerisinde halkı doğrudan etkileyebilecek bir ürün olduğunu ve bu ürünün de uzun vadede Türkiye'de yani şunu söylemek lazım, toplumsal anlamda çok mu abartıyoruz bilmiyorum ama toplumsal huzur anlamında da önemli bir ürün olduğunu, bütün yemeklerde bulunan bir ürün olduğunu en azından görüyoruz. İthalatın geçici çözüm olduğu hükümet tarafından da tespit ediliyor, onu söyleyelim. Çünkü bu geçici olarak kondu. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Peki şimdi izleyicilerimizin sorularına da bir taraftan göz atıyorum. Sonunda, en sonunda Brexit'ten kurtuldunuz demişler. Vallahi kurtulamadım daha o işten. İnşallah kurtulacağım ama. Dün bir Brexit oylaması vardı. Theresa May o oylamayı ezici bir şekilde kaybetti. Şimdi bugün de bir başka oylama yapılacak ve Theresa May'in akıbeti ne olacak tarafına bakacağız. Bir tarafta hani kendi partisinden de destek alamadığının altını çizmek herhalde. Herhalde burada önemli notlardan bir tanesi olacak. Çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı, anlaşmalı mı, anlaşmasız mı kısmında artık en başından beri ben çıkmayacaklarını düşünüyorum bir yöntemini bulup herhalde çıkmayacakları noktaya doğru da yaklaşıyorlar. Benim gibi düşünenlerin sayısı birazcık da artmış görünüyor. Mine, sen en başından beri söylüyorsun gerçekten bir şekilde çıkmayacaklar ya da o İngiltere'deki lobinin baskısıyla çıkmamaları sağlanacak şeklinde. Aslında Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu olay Brezilya dizilerini geçti tabiri yerindeyse. Çünkü işin içerisinde her şey var. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsun halk oylaması yapıldı. O da Brexit kararı %52'ye 48 ile çıkmıştı. Ama ondan sonra hava değişti. Yani hükümete karşı bir hava oluştu. Hükümet zayıfladı. Çoğunluğunu kaybetti Theresa May hükümeti. Şimdi böyle küçük bir partinin desteğiyle azınlık hükümeti olarak devam ediyor ve güven oylama gibi bir sorunu var. Brexit'i de mevcut anlaşmayla çok arzuluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. İngiltere Brexit'i gerçekten istemiyor mu? Brexit'i istiyor ama mevcut anlaşmayla mı istemiyor? Ki o anlaşmayla ilgili çok sayıda şey var, eleştiri var İngiltere'de. Aslında her ikisi de söz konusu. Yani İngiltere halkı arasında yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir kısmı gerçekten Avrupa Birliği'nde devam edelim diyor ama bir kısmı da diyor ki Avrupa Birliği'nden çıkalım ama hükümetin yaptığı bu anlaşma mali olarak bütçemize çok büyük yük getirecek. Artı İskoçya ve İrlanda sorununun çözümünde bizim elimizi zayıflatacak. Uzun vadede oradaki bağımsızlıklar konusunda, Kuzey İrlanda sorunu konusunda aslında hükümet ülkenin geleceğini ipotek altına alıyor. Brexit'ten çıkalım çıkmayalım o bizi ilgilendirmiyor ama böyle bir sorunumuz var da diyorlar. Her ne olursa olsun bir kriz var, o kesin. Ama geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nde komisyon sözcüsüydü zannediyorum, çok güzel özetledi olayı çok net bir şekilde. Ya İngiltere Brexit'ten çıkacak mı? Brexit olacak mı, olmayacak mı? Yani çıkacak mı Avrupa Birliği'nden bilmiyoruz ama
tam olarak ne istediklerini bize birisi çıksın söylesin dedi. Ve bu gerçekten enteresan bir ayrıntı. Başbakan Theresa May dahil olmak üzere kimse tam olarak ne olduğunu söyleyemiyor. Söylemiyor değil, söyleyemiyor gerçekten. Onlar da bu işin sonucunun nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Brexit, Avam Kamerası'nda Brexit anlaşması reddedildi dün akşam itibariyle. Peki bundan sonra ne olacak? Theresa May ile ilgili güven oylaması yapılacak bugün. Güven oylamasının ardından hükümetin düşmesi yani söz konusu olabilir ama Theresa May'in koalisyon ortağı da zaten Brexit anlaşmasının arkasında olan bir parti. Dolayısıyla o şey yapmayacak, güvensizlik oyu vermeyecek. Orada belki hükümet geleceğini kurtarabilir. Ama daha önemli bir sorun var. Bu Avrupa Birliği bu yapılan Brexit anlaşmasından geri adım atmazsa, yani tırnak içinde söylüyorum, bu şey değil yani, bu şekilde ifade edilmez tabii de, yani bu çocuk oyuncağım, bu kararı verdiniz, bir daha yeni yeni kararlar, yeni yeni anlaşmalar, yani Avrupa Birliği yeni anlaşma için masaya oturmayabilir. Yani biz bir Brexit anlaşması yaptık, işin kurallarını koyduk, mali yüklerini ortaya koyduk. Ondan sonra siz oyun devam ederken kuralların değişmesini istiyorsunuz, bu olmaz diyebilir. Böyle bir durum söz konusu. İngiltere'de Brexit'le ilgili, mevcut Brexit'le ilgili karşı koyan muhalif çevrelerde yeni anlaşma düşünüyorlar. Böyle bir şey yapılması için hükümet üzerinde baskı oluşturuyorlar. Ama en büyük sorun da hükümetin tırnak içinde biraz topal ördek hükümeti olması. Yani bu gücünü koruyamaması, geçtiğimiz dönemdeki gücünü koruyamaması, çoğunluğunu kaybetmesi ve gerçekten geçici bir destekle ayakta durması. Bugün itibariyle güven oylaması konuşulacak ama bu Brexit Brezilya dizisi haline aldı. Onun konuşulacağı daha çok senaryo olacak gibi görünüyor Mine. Belki de senin dediğin gibi vazgeçecekler, çıkmayacaklar ama Avrupa Birliği ne diyecek onu da görmek lazım. Vallahi Avrupa Birliği tarafında aslında bu hikayeyi biz 2013'lerde ilk konuşmaya başlamıştık. Oradan çıkış olur mu, olmaz mı diye Yunanistan özelinde konuşuyorduk. Şimdi Yunanistan'da da işler biraz karışmış görünüyor. Yeniden Yunanistan gündemimize gelecek. Çipras'tan söz etmeye başlayacağız. Önümüzdeki süreç içerisinde en azından öyle görünüyor. Ama Yunanistan'la tartışmaya başladık. Avrupa Birliği'nden çıkış oluyor mu, olmuyor mu, atılır mı, atılmaz mı diye. İster biri çıkmak istesin, ister biri atılmak istesin. Finalde benim anladığım hani Beşiktaş der ya, burası İnönü, buradan çıkış yok diye. Hakikaten burası Avrupa Birliği, buradan dışarı çıkış yok gibi bir durum ortaya konmuş gibi görünüyor. Zira zaten çıkış koşulları da düşünülmemiş, hesaplanmamış birlik kurulurken. Dolayısıyla çıkılacağını hiç düşünmemişler gibi. Amerika tarafına biraz konuşalım. Şimdi Amerika tarafında, Amerika-Türkiye ilişkileri tarafında çok çok önemli bir noktaya gelinmiş durumda. Suriye özelinde bahsediyorum. Amerika'ya dair konuşacak çok konu var ama şu özel bölge meselesini konuşalım. Biz kuruyoruz artık, doğru mu? Evet, bu tampon bölge ve güvenli bölge meselesi gerçekten konuşulacak bir konu ama o kadar çok bilinmezlik var ki Mine, yani çok bilinmezlik var. Bu Trump'la Erdoğan'ın telefon görüşmesini ortaya konan bir şey ve Türkiye aslında 5 senedir tampon bölge, güvenli bölge kurulmasını istiyor. Ama geçtiğimiz dönemde kurulsaydı farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Türkiye oradaki sığınmacı akımını orada karşılamak istiyordu ve en azından o insanları orada barındırmak istiyordu. Ama artık bunun için biraz geç, bundan sonrası için bir tedbir söz konusu olabilir belki. Ama nasıl olacak? 32-35 kilometrelik bir güvenli bölge. Şayet denildiği gibi olursa. Şimdi birinci sorun şu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir güven problemi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceğim şeklindeki açıklaması, Trump'ın çekileceğiz açıklaması da dahil olmak üzere güvenli bölge konusundaki açıklamasına da Türkiye tam olarak güvenmiyor. Uygulamasına bakmak lazım. Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Yapacaklarsa nasıl bir senaryo ortaya çıkacak? Birincisi bu. İkincisi de şu, şayet bu güvenli bölge söz konusu olursa ki Türk yetkililer açıklama yaptı, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinden de anlıyoruz ki Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge olacağı konuşulmuş. Ama tam olarak nasıl olacak, işin teknik ayrıntısı konulmadı. Yani soru işareti tarafı bu. Yani deniyor ki Genelkurmay Başkanları bir araya gelecek, sonra teknik heyetler bir araya gelecek. Şayet bölge bir tampon bölge söz konusu olacaksa onun yönetiminin nasıl olacağı ortaya konacak. Kontrolü Türkiye'de olacaksa yönetimi de Türkiye'nin en azından belirleyeceği, inisiyatif kullanacağı şekilde olacak mı ki? Türkiye bunu arzuluyor. Şimdi Amerika
Amerika Birleşik Devletleri derse ki bir senaryo ve konuşulan konular arasında PYD-YPG'de bu olası güvenli bölgenin içerisinde yönetimde olacak, Türkiye kesinlikle bunu kabul etmeyecek ve işler bir anlamda çıkmaza girecek ki böyle bir şey söz konusu olabilir. Zaten Türkiye o güvenli bölgeyi bir anlamda terör örgütü için orada oluşturmak istiyor. İşin bir noktası bu. İkinci noktası şu, tabii o güvenli bölgenin demografik yapısı nasıl olacak? O demografik yapıyla ilgili de bazı endişeler söz konusu. Geçtiğimiz dönemde hani konuşulmuştu, İslam NATO'su diye bir organizasyonun oluşturulması Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde ve o organizasyonun da söz gelimi böyle bir bölgeye yerleştirilmesi söz konusu olursa ki bugün konuşulmuyor ama olabilir. Türkiye'nin buna da çok sıcak yaklaşmayacağı ortada. Çünkü öylesi bir organizasyon olursa Türkiye'nin arasının şu aralar pek iyi olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin, Mısır gibi ülkelerin güçlerinin de orada Türkiye sınırında olması söz konusu olabilir. Türkiye bunu da istemeyecektir. Türkiye'nin geçmişten beri istediği o güvenli bölge mülteci akınını karşılama güvenli bölgesi ve aynı zamanda adı üzerinde o güven ortamını sağlamak. Türkiye'ye bir anlamda terör ihracının önlenmesi gibi bir durum da söz konusu olacak diye düşünülüyor. Tabii genel olarak değerlendirme, bütün bu endişeleri ortaya koyduk ama Ankara'da yapılan genel değerlendirme şu, her şeye karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin son tahlilde başkanının ağzından bu noktaya gelmiş olması bizim açımızdan mutluluk vericidir. Yani Türkiye yıllardır bu tezi savunuyor, hatta 2013 yılında Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde bu konunun isimlendirildiğini ve bir anlamda yani haritasının ortaya çıkartıldığını ama Obama yönetiminin buna son tahlilde karşı çıktığını Türkiye dillendiriyor ve söylüyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu defa sözünü tutacak mı şeklinde Ankara'da bazı endişeler olmakla birlikte bu konunun yönetilmesi süreci içerisinde Türkiye'nin inisiyatif alabileceği belirtiliyor. Yani hava gücü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde, karada Türkiye'nin kontrolünde bir oluşumun söz konusu olacağı şeklinde bir ön kabul var. Ama sadece bu üstün körü olarak konuşuldu, iki başkan arasında ve mutabık kalındı. Bu gerçekten önemli bir şey ama bugün Brüksel'de iki genelkurmay başkanı Yaşar Güler ve Danford'un bir araya gelmesi ve bu konuyu konuşmaları, önümüzdeki günlerde teknik olarak bu konunun görüşülmesi ve sonuca bağlanması da bekleniyor. Ama güven bunalımı da Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük güven bunalımı da işin yürümesini zorlaştırabilecek unsurlardan birisi. Bunun da göz ardı edilmemesi lazım yine. Peki, çok teşekkür ediyorum Ercan. Kolay gelsin diyelim sana ve gündem başlıklarıyla devam edelim. Çok fazla gündem başlığımız var ekonomiye dair. Buradaki notları paylaşmakta da elbette yarar var. Bunlardan bir tanesine Brexit konuşuyoruz. Brexit'in ayrıntılarını biraz sonra daha da detaylı bir şekilde konuşacağız. Ancak Brexit anlaşması İngiltere parlamentosunca onaylanmadı. Dün yapılmıştı bu oylama. Türkiye saatiyle 22 civarında da açıklaması geldi. Başbakan Theresa May'in hükümeti Brexit anlaşması oylamasını parlamentoda 432'ye 202 oyla kaybetti. Bu da 1924'ten bu yana ülkede bir hükümetin yaşadığı en büyük yenilgi olarak tarihe geçmiş görünüyor. Başbakan May bugün güven oylamasına gidecek. Bakalım güven oylamasında nasıl bir sonuç çıkacak. May güven oyu alamazsa anlaşmasız ayrılık yerine önce bir erken seçim daha olası görünüyor seçenek olarak. Bu durumda Brexit'te tekrar referanduma sunulabilir. Öyle görünüyor. Zira Theresa May Brexit'in başlatan noktaların demokratik bir süreç olduğunu hatırlatmıştı. İkinci bir referandumun sorumluluğunu başkasına yüklemek olacağını da ifade ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk bir açıklama yaptı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını öneriyor Donald Tusk. Daha önce de benzer bir öneri gelmişti. 23 Haziran 2016'da gerçekleşmişti Brexit'e ilişkin ilk referandum. %48'e karşı %52 oyla kabul edilmişti. Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi de 29 Mart 2017'de yürürlüğe girdi. Brexit meselesi daha su kaldıracak gibi görünüyor. Ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz biz de.
Bir başka tartışma yine ekonomi tarafında Amerika'daki faizler meselesi. Amerika Merkez Bankası Fed yetkililerinin faiz artışına ilişkin çekinceleri bir parça daha büyümüş görünüyor. Dolayısıyla sanki faiz artırımı gelmeyebilir mi tartışmalarını biz de görüşeceğiz, konuşacağız gibi. Dallas Fed Başkanı Kaplan'dan geldi son açıklama. Fed zaman tanımalı ve sabırlı olmalı diyor Dallas Fed Başkanı. Kansas City Fed Başkanı tarafından da bir açıklama var. Esther George'un açıklamaları, faiz oranlarının normalleşmesine ara vermek, gelen veriler üzerine çalışmak ve mevcut pozisyonumuzu doğrulamak için iyi bir zaman olabilir şeklinde bu açıklama. Minneapolis Fed Başkanı Kaşkari'den bir başka açıklama. O da güvercin duruşunu korumuş görünüyor yaptığı açıklamalarda. Enflasyon düşükken faiz artırmaya gerek yok diyor Kaşkari ve ücretlerdeki yavaş artışa da dikkat çekmiş yaptığı açıklamada. Euro tarafına bakalım. Euro için yeni bir yorum geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Euro bölgesi için yeni bir açıklamada bulundu. Dün hatırlayacaksınız Brüksel'de bir açıklama yapıyordu. Düzeltiyorum, Strasbourg'da bir açıklama yapıyordu. Bölgenin durgunluğuna doğru gitmediğini savunuyor Draghi. Yavaşlamanın daha önce beklenenden daha uzun süreceğini yine dile getiriyor. Bu da ticari savaşların küresel ekonomiye negatif etkisine dair merkez bankacıların görüşüne yansıyan bir başka gelişme olarak da kayıtlara geçmiş durumda. İthal ürün tarifeleri yeniden gündemimizde. Kuru soğanla birlikte aslında bu gündemimize girdi. Kuru soğanda gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlamasının ardından bugünkü resmi gazetede de yeni kontenjanlar açılmış durumda. Hububat ve bakliyat ithalatındaki toprak mahsulleri ofisine tahsis yapılmış görünüyor. TMO 100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa ve 700 bin ton mısırla 100 bin ton pirinç ithal edebilecek. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki kontenjan 1 Temmuz 15 Ekim tarihleri arasında yerli alım yapan sanayicilere tahsis edilmiş görünüyor. Salça üretiminde ham madde olarak kullanılan ambalajlı domates ithalatına da tarife açıldı. 3 ayrı tarife kontenjanında 25 bin ithalata izin verilmiş durumda. Hazır gıdadan bahsediyoruz. Madem gıdadan devam edelim. Gıda Komitesi yılın ilk toplantısını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk toplantıdan hal yasasının ele alındığını söyledi. Twitter'dan açıklamada bulunmuştu Berat Albayrak. Hal fiyatlarındaki gelişmeler ve lisanslı depoculukta gelinen noktayı anlattı. Hal yasası ve erken uyarı sistemi çalışmalarını yine bu toplantı içerisinde ele aldıklarını söylüyor. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında önemli bir çalışma başlattıklarını da bu açıklamalara eklemiş durumda. ÖTV'siz liste belli olduğu başlığını kullanıyoruz. Vergi kanunlarıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun teklifinin 14 maddesi daha kabul edildi. O 14 maddenin içerisinde ÖTV'siz ürünler de bulunuyor. Şalgam suyu, çeşneli ve aromalı aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak. Bu ürünlerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarihatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Bir not olarak iletelim. Belarus dünyanın ilk regüle edilmiş kripto para bazlı borsasını açtı. Bitcoin'ler acaba regüle borsalarda işlem görecek mi, görmeyecek mi tarafını konuşuyorduk. Bitcoin'le hisse, altın, döviz ve diğer varlıkların alınmasına imkan tanınan bir regüle piyasa gelmiş oldu böylece. Yapı Kredi'ye bir ek kaynaktan bahsediyoruz. Yurt dışına 650 milyon dolar nominal tutarlı ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihraç edildi. OYAK Renault'a da bir teşvik var. Son bir not olarak da onu paylaşalım sizlerle. OYAK Renault modernizasyon için 3.7 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi aldı. Şirket yatırımla üretim kapasitesini yaklaşık 800 bin adet artıracak gibi görünüyor. Bütün bunların ayrıntılarını birazdan konuşacağız. Ancak bugün beklediğimiz verilere şöyle bir göz atalım. Ekonomi takviminde neler yer alıyor diye baktığımızda bugün 3 veri var karşımızda. Konut satışlarını bekliyoruz Türkiye'den. Saat 10 itibariyle Aralık ayına ilişkin rakamlar açıklanacak. Ocak ayına ilişkin yine Türkiye'den rakamlar gelecek. Orada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 24 düzeyinde bulunan faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Birazdan ayrıntıları konuşuyoruz. Merkez açıklamayı saat 14 itibariyle yapacak. Saat 22'de de Amerika'dan
5 kitaba ilişkin raporlar gelecek. Ocak dönemine ait olacak. Bu da diyelim ve konuğumuzla birlikte ayrıntıları konuşmaya başlayalım. Evet, iş piyasaları konuşacağız. Kadriye Kavas'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hızlıca başlayalım. Konuşacak çok konumuz var çünkü. Önce şu Brexit meselesiyle başlayalım. Yurt dışı mı toparlayalım, gelelim. Yurt dışına daha fazla vakit kalsın sonrasında. İzleyicilerimizden gelen soruları da bir taraftan açayım. Oradan da devam edelim. Yetti Brexit diyorlar. Yetti gerçekten. Yetti. Çok uzun yıllar sürdü. Gerçekten artık İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışta uzun zamandır konuşuyoruz. Bir türlü gerçekleşmiyor. Detaylarına bakacak olursak zaten hepimiz dünden beri takip ettik. Gerçekten hezimete uğradı aslında May parlamentoda. Burada aslında en çok dikkat çekilen, benim dikkat ettiğim şey, hani kendi partisinden bile milletvekillerinin, 100'den fazla milletvekilinin bu anlaşmaya oy vermemesi. Bu tabii ki May için oldukça olumsuz bir durum. Şimdi seçeneklere, buradaki olasılıklara bakmak lazım. Öncelikle ne olacak? Bu akşamki oylama, güven oylaması tabii ki önemli. Ben güven oylamasını alacağını düşünüyorum. Çünkü bu Demokratik Birlik Partisi küçük bir parti biliyorsunuz ama May'i destekleyeceğini açıkladı. Eğer desteklerse, kendi partisinden yine fire vermezse May, bu güven oylamasını alacaktır. Yani güven oylamasını geçecek. Oylamayı almış olması ne ifade edecek ki? Hiçbir şey ifade etmeyecek. Zaten asıl belirsizlik bundan başlıyor. Ya May hükümeti ya da erken seçimle gelecek yeni bir hükümet. Yine değişmiyor hiçbir şey. Yani bir arpa boyu yol gitmiş değil Brexit konusunda İngiltere. Dediğim gibi May ile devam edecek olduğumuzu düşünürsek bence ilk şey bir Avrupa Birliği'nden süre isteme. Yeni bir anlaşma konusunda, yeni bir anlaşma müzakereleri Temmuz ayına uzatılabileceği söyleniyor. Biliyorsunuz ki 29 Mart son tarih. Temmuz'a uzatılırsa yeni bir anlaşma, tekrar oylama, tekrar bir belirsizlik. Sonra olmadı, belki bir referanduma mı gitsek acaba, çıkmasak mı biz bu Avrupa Birliği'nden durumu bile olabilir. Ama ben hard Brexit'i şu an için fiyatlamalarda da görmüyorum. Benim de öyle bir beklentim yok. Yani anlaşmasız bir Brexit olmayacak ama bu süreç uzayacak ve Donald Tusk'ın dediğini yaparlar mı? Avrupa Konseyi Başkanı. Yani olabilir. Çünkü bu böyle sürekli uzayıp sürekli bir anlaşma sağlanamazsa ve Avrupa, ayrıca İngiltere halkı da bence artık biraz Avrupa Birliği tarafına dönmüş durumda. Bir oylama, referandum olursa belki de çıkmak istemeyecekler bile. Peki şimdi Amerika... Bu arada çok özür diliyorum. Hani şey önemli, referandum nasıl sorulacak? Hani Brexit'i istiyor musunuz diye değil, yani eskisi gibi değil de hani anlaşmasız mı Brexit mi istersiniz, Avrupa Birliği'nde mi kalmak istersiniz? Mesela bu sorular çok önemli verilen cevaplar için. Ya da daha doğru önceki... cevabı almak için doğru soruyu da sorman evet, gerekiyor. Evet, aynen. Kötü bir anlaşmayla mı ayrılmak istersiniz ya da ayrılmak istemez misiniz? Eğer referandum olursa oradaki sorulara da bakmak lazım. Şimdi Amerika tarafında da bir başka hikayeye dönüyor. Orada da böyle konuşmaktan artık yıldık diyeceğimiz bir nokta. Bu faiz oranları artacak mı, artmayacak mı? Artacaksa kaç kere artacak? Güvercin mi duruyorlar, şahin mi duruyorlar? Taraflarını konuşuyoruz. Gittikçe güvercinleşmişler. Öyle görünüyor en azından yapılan açıklamalar. Ama böyle bir şahin şahin başlamışlardı. Sonra böyle güvercin güvercin devam ediyorlar gibi. Ne dersin, ne olacak? Böyle evet, minik minik güvercin bir tavra büründü tüm Fed başkanları. Açıklamalar gerçekten hani 2019'da Fed acaba iki tane arttıracak mıyı konuşuyoruz. Hani 3'tü, 2'ye indirdik, 2 olacak mı? Hani 2 olacak mı, hiç olacak mı konuşuluyor. Ya ben verilere baktığımda hiç mi? Verilere baktığımda aslına bakarsanız hani şu an ne enflasyon tarafında ne de iş gücü verilerinde bir bozulma görmüyorum. Evet, perakende satışlarda bir miktar zayıflık var. Yani ABD resesyona gider mi burada konuşmak lazım. Nedenleri ne? Hani biz bunu niye konuşmaya başladık diyecek olursak, işte bu 10 yılda bir ABD'nin resesyona girdiği tezi, işte 120 ayda bir resesyona giriyor beklentisi, bununla başladık. Sonra işte corporate bondlardaki yükseliş ve bunların özellikle düşük
yani kötü fiyatlı olanlarının yükselmesi, bu belirsizlik, işte ticaret endişeleri, Çin zayıflayacak, küresel ekonomi zayıflayacak, Avrupa zayıflıyor. Bunlardan kaynaklı bir endişe var. Evet, verilere yansımış tam olarak bir bulgu görmüyoruz ama önümüzdeki süreçte 2019'un gerçekten küresel taraf için oldukça kötü geçeceği söyleniyor. Dolayısıyla bu noktada da Fed faiz arttırımlarından tabii ki bir miktar sakınacaktır. Zaten hep de dediğim gibi sözlü yönlendirmesi iyi. Şimdiden bunun piyasa alıştırmasını yavaştan başladı. Tüm Fed başkanları işte sabırlı olmak lazım, işte yavaş olmak lazım diye piyasayı bu noktada bu fiyatlamalara... Onların yaptıkları açıklamaları sabırla. Sabırla. Dinleyeceğiz, aktaracağız. O yüzden hani biz ve bizim gibi ülkeler açısından aslında Fed'in faiz artırmıyor olması pozitif bir gelişme olarak masada durur. Bir taraftan diyorum çünkü Fed'in faizi artırmama gerekçesi orada önemli bir not oluşturacak bizim açımızdan da. Aynen öyle. Yani şimdi şuna bakmak lazım. Evet, Fed faiz arttıramıyor ama hani bu küresel büyümedeki endişeler kaynaklı faiz arttıramayacak haliyle bu gelişen piyasaları da olumsuz etkileyecektir. Tek başına bunu Fed faiz arttırmıyor. Gevşek para politikası var. İşte bu para gelişmekte olan piyasalara gelecek, Türkiye'ye de gelecek mi diye böyle çok da pozitif bakmamak lazım bu duruma. Evet, bir miktar tabii ki bir alan sağlar Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara ama küresel ekonomik endişelerin baş gösterdiği bir ortamda siz ihracatınızı hangi ülkeye yapacaksınız? Bu noktada büyüme nasıl sağlanacak? İç talebin zayıf olduğu bir ortamda da ihracat da gerçekleştiremeyince dolayısıyla bu tek başına gelen para bize ne kadar yarayacak? Buna da bakmak lazım. Hani çok da olumlu olacağını düşünmüyorum. Hani biz Çin tarafında sert inişi uzun zamandır konuşuyoruz. Evet. Ve bu gerçekleşmiş durumda. Son 30 yılın en düşük büyüme verilerini görüyoruz. Haftaya tekrar bir büyüme gelecek Çin'den. Çin sonuç itibariyle tüm dünyanın büyümesini tetikleyen. Aynen öyle. Tüm emtia fiyatlarını belirliyor. Yani burada da şey diyebiliriz. Hani Çin zayıflıyor, petrol fiyatları düşecek, bu bize olumlu yarar mı? Hayır, yani hani böyle bu kadar öyle olursa böyle olur diye bakmamak lazım. Hani bu neden oluyor, bu nasıl bir etki olur, buna bakmak petrol fiyatlarının şimdi yeniden yukarı yönlü bir hareket yaptı ama petrol fiyatlarının çok düşük kalması da aslında bizim açımızdan öyle pozitif değerlendirilebilecek bir yer değil. Zaten aslında beklenti, ilk başta konulan beklentinin altında seyrediyor petrol fiyatları. Brent de şu anda 60 dolar, 60-61 dolar seviyesindeyiz. Evet, oradaki her 10 dolarlık aşağıya doğru geliş 4-4,5 milyar civarında bizim cari açımıza katkıda bulunuyor. Ama bir taraftan da ihracat gerçekleştireceğimiz ülkeler, petrol sahibi olan ülkeler, onlar da para kalmayınca dolayısıyla böyle bir satış da yapılamıyor. Yurt dışına ilişkin ne kaldı konuşmadığımız diye bir Yunanistan'ı da üstünden geçelim de öyle gelelim Türkiye'ye. Evet. Yunanistan'ı tekrar konuşmaya başlayacağız belli ki. Yunanistan'a konuşmaya başladığımız Brexit mevzunu zaten hali hazırda yürüttüğümüz bir ortamda. Acaba bir de üstüne İtalya gelir mi tarafı? Mi? İtalya, İspanya'yı da tetikler mi tarafı? Böyle benim kaygı noktam. Özellikle İtalya tarafını o anlamda çok önemsiyorum. Çok büyük bir bono pazarı olması. Dolayısıyla sen ne dersin? Evet, Yunanistan tarafıyla başlayacak olursa haftaya doğru da bir Tsipras hükümeti bir güven oylamasından geçecek. İşte Avrupa'da her erken seçim, her güven oylaması hep bir soru işaretini ortaya çıkartıyor. İşte tekrar Avrupa Birliği'nden çıkış sesleri yükselir mi? Yunanistan'da da tabii ki dediğiniz gibi bu tarz bir endişe olabilir. Yunan ekonomisi küçük bir ekonomi. Avrupa Birliği'ni Brexit kadar yormaz ve bu kadar üstüne düşmeyiz ama dediğiniz gibi İtalya gerçekten önemli. Çok büyük bir bono piyasası. Bunun gerçekten etkileri tüm dünya ekonomilerine olur. Zorla anlaşılan bir bütçe durumu var İtalya tarafında. Kamu açıklarının gayri safi yurt içi hasıla oranı gerçekten çok yüksek İtalya tarafında. O yüzden hani bu noktada İtalya'nın bu borcunun da kime olduğuna bakmak lazım. Tabii ki diğer Avrupa ülkelerine büyük çoğunluğu bu bir domino etkisi yaratır. Bu oldukça olumsuz bir durum olur. Hı hı. Ki bunun fiyatlamasını zaten geçen sene bir miktar yapmıştık hatırlarsınız. Gerçekten küresel piyasalar sallanmıştı ama beklediğimiz gibi olmadı. İtalya'yı çıkarmak, evet, İngiltere yani çıkmak istemesi İngiltere gibi gerçekten hani hakikaten küresel tarafta bizim için de ciddi bir yankı uyandırır. Yunanistan tarafına gelecek olursam bunu evet hep yıllardır konuşuyoruz. Evet, bir İtalya kadar Brexit
kadar, İngiltere kadar ses çıkarmaz ama hani bu da olumsuz. Çünkü hani aslında böyle bakmak lazım. Hani Avrupa Birliği'nin dağılıyor olduğunun sürekli konuşulması, hani bu birliğe güveni, Avrupa ekonomilerine güveni tabii ki olumsuz etkiliyor. O yüzden hani çok da olumlu bir durum değil Avrupa tarafında siyasi çalkantıların sürekli devam ediyor olması. 2 yıllık faizlerin düşüşünü neye bağlıyorsunuz? Enflasyon yüksek olduğu halde normal mi diye sormuşlar. Oradan biraz artık Türkiye konuşmaya başlayalım. Bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı da var ve bu tip sorular aslında işte acaba faiz mi düşürecek kısmına akla getiriyor. Dün de bir parça açıklamaya ben çalışmıştım. Sana da aynı şekilde sorayım. Bu işte Merkez Bankası'nın karının Ocak ayında, Nisan yerine Ocak ayında kullanılması, ilk 3 aylık borçlanma ihtiyacının bayağı azalmasına neden oluyor. Çünkü 37 milyar liradan bahsediyoruz. Hep topu 41 milyar liralık bir borç var. Zaten Eurobondlarla da kalanı halledilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla oradaki düşüşü herhalde böyle açıklamak gerekir. Ne dersin? Evet, o tarafta var. Enflasyon beklentileri tarafı da var. Enflasyon beklentileri 12 aylık beklentiler, hem de 24 aylık beklentiler düşmüş durumda. Seyircimizin sorusuna bakacak olursak, evet mevcut enflasyon 20'lerde ama biz genelde her zaman Merkez Bankası'nın faiz kararı ya da reel faiz hesaplaması yaparken 12 aylık beklentileri, önümüzdeki dönem beklentilerini alırız. Önümüzdeki dönem beklentileri de düştüğünü düşünürsek bu tabii ki faizlerde aşağı yönlü bir baskı yaratır. Dediğiniz gibi 37 milyar TL de bütçe için önemli bir rakam. Bunun öne çekilmesi borçlanma tarafında da yine bir aşağı yönlü bir faiz durumu oluşturuyor. Merkez Bankası'na buradan bağlayacak olursak, aslında buradan girelim isterseniz Merkez Bankası beklentilerine. Beklenti oluşması, indirim beklentilerinin oluşması geçtiğimiz ay para politikası metni, pardon, faiz kararı metniyle başladı aslında. Kararlılıkla ifadesi çıktı. Biliyorsunuz ki orada her cümleyi cımbızla çekiyoruz. Hangi sözcük kaç kere kullanılmış, hangi cümle hangi cümlenin peşine gelmiş, hangi cümle hangi cümleden sonra kullanılmış, gerçekten bu arada şeyde de yani sadece bizim merkezin kararı açısından değil, Amerika Merkez Bankası'nın kararının tabii ardından da benzer şekilde okuyoruz. Bütün karar metinlerini böyle okumaya aynen başladık. Aynen öyle. Özellikle çok yorucu. FED tarafında hani yıllarca hep didik didik inceledik. Genelde TCMB'nin karar metinleri çok benzerdi. Son dönemlerde o da sözlü yönlendirmesini iyi şekilde yapıyor. Bu kararlılıkla ifadesi piyasalara, Merkez Bankası faiz indirimlerine yavaş yavaş hazırlıyor beklentisi. Enflasyon beklentileri düşüyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarına bakacak olursak orada da bir iyileşme var ama ben görüşümü halen koruyorum. Bu toplantıda bir faiz indirimi zaten beklemiyorum. Piyasada da böyle bir beklenti yok. Yani seçim sonrasına bırakılmalı diye düşünüyorum. Hani bunun gerekçeleri hem tabii ki seçim öncesinde bir faiz indirimi çok popülist kalabilir. Bunu bir kenara bırakırsam sadece enflasyon görünümünde Merkez Bankası'nın çok net bir ifadesi var. Kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasını sürdüreceğim diyorsa, ben dolayısıyla enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmediğimi hesaba katarsam faiz indirimlerini hani bu önümüzdeki aylarda beklemem. İkinci çeyrekte gelirse daha bence yerinde olur. Çünkü indirimin beklentilerinden ziyade enflasyondaki düşüşteki gerekçelere bakacak olursak, evet petrol fiyatları bizim için bu noktada yatay seyrettiği için olumlu. TL'deki kur geçişkenliğinin zayıfladığını görüyoruz ama erken gelecek bir faiz indirimi kurda tekrar bir atak yaratarak bu sefer tekrar bir kur etkisini göreceğiz. Hani bu yaptığını bir miktar bozmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden erken olduğu görüşünü halen taşıyorum. Her ne kadar karar metni tabii ki önemli. Hani Merkez Bankası'na faiz indirimi gelirse şaşırır mısın derseniz, şaşırmam tabii ki. Hani biz geçmişte çok daha şeylerini gördük. Evet, indirim gelirse şaşırırım ama Merkez neyi etkileyecek? Mesela 625 bazı çok şaşırttı. Ha mesela evet, orada da arttırmıyor önde ciddi bir, hani çok gecikmeli bir şekilde sert bir artış yapmıştı. Orada da piyasa şaşırdı. Yani şöyle özetleyecek olursak, ben ikinci çeyreğe seçim sonrasındaki ilk toplantıda bir faiz indirimi, hem kış mevsimsel etkilerini de geçeriz. Gıda fiyatlarındaki bu önlemlerin de etkilerini görürüz. Enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanır. Zaten yılın ikinci yarısında da ikinci çeyrekten itibaren yıl sonuna doğru 20'lere doğru, hatta 20'lerin de altında 18'lere doğru bir faiz indiriminin yolu açılacak zaten. Yavaş yavaş faiz indirimlerine başlayacağız. Ama öncelikle bir aldığımız kararın
sonuçlarını tam olarak aldıktan sonra indirimlere başlanması görüşündeyim. Hani bu kadar aceleci davranmak, küresel tarafta işte her şey bizim için iyi gitti ama hani bunun bir kalıcı etkisini görelim. İç talep de zayıf, bunu unutmamak lazım. Hani enflasyon da fiyat artışı baskısını azaltıyor, iç talebin oldukça zayıf olması. Hani bu böyle her şey güllük gülistanlıkken enflasyon inmiyor. Hani buna da dikkat etmek lazım. Gıda fiyatları önemli. Gıda komitesindeki alınan kararlar gerçekten önemli. Gıda tarafında bunları izliyor olacağız. Ama biraz daha yukarıda gelecek herhalde enflasyona ciddi bir etkisi de olacak. Özellikle bu işte İzmir'de, Manisa'da yaşanan felaketlerin, sel felaketlerinin ardından. Ve o malum soru, dolar ne olacak? Dolar ne olacak? Dolar tabii ki seçime odaklanmış durumda. Yine bütçe tarafına geleceğim. Bütçe konusunda bence piyasa halen çok da ikna olmuş değil. Yani bir taraftan evet sıkı politikasını izliyoruz. Diğer taraftan nispeten sıkı bir maliye politikası var. Çok gevşek demek doğru olmaz. Hani bu ÖTV indirimleri, işte mobilya KDV indirimleri, hani evet bunlar bir miktar gevşeyici politikalar ama biz 2018 bütçesine baktığımızda hani buradaki hedeflerin tutması neden gerçekleşti? Tek seferlik gelirlerden çoğunlukla aslında çok da sıkı durduğumuzdan bir bütçe dengesini sağlamadık. O yüzden 2019 için belirsiz. Seçim dediğim gibi önemli. Ben dolar TL'de hani bir seviye verecek olursak 5.50'nin üzerine bir yerleşme görmüyoruz. 5.50'nin üzerindeki bir yerleşme de teknik olarak yukarı yönlü hareketin başlayacağını söylemek mümkün. Merkez Bankası'nın tabii ki önemli. Merkez Bankası öncesinde zaten yatay seyretmeye devam edecektir kur. Eğer faiz indirimi gelirse, hani beklemiyorum ama tabii ki bunu da konuşalım. Faiz indirimi ola ki bu toplantıda geldi. Tabii ki TL tarafında ciddi bir baskı yaratır. Sadece faiz indirimi değil, karar metninde daha güvercin ifadeler de aynı etkiyi yaratır TL tarafında. Bu sebeple bir yukarı doğru bir hareket görebiliriz. Ama beklentiler dahilinde gelen bir kararda yatay bir seyir, belki bir miktar daha gevşeme görebiliriz dolar TL tarafında. ÖTV'de indirim yapacaklarına taşıt kredisi ne? 0.98'e çekseler daha iyi mi olur otomobil piyasası için demişler. İşte bir miktar canlandırabilir tabii oradaki vadenin uzaması ya da faizin aşağıya gelmesi. Ama sonuç itibariyle hani ÖTV indirimi de piyasa açısından önemliydi. Önemli, çok ciddi bir ÖTV var. Yani araçlarda aslında ÖTV bence tabii ki faiz de orada krediyle alıyor sonuçta insanlar araçlarını ama ÖTV daha etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Borsada açığa satış belirli bir süre kapatılsa hisseler yükselir mi acaba diye sormuşlar. Oysa tedbirlerden yana olmayalım arkadaşlar. Yani evet ben piyasada evet. Piyasayı bırakın piyasanın kendi haline. O bilir ne yapacağını. Serbest kalması. Görünmeyen el doğru, dediğimiz hikaye. İcra hak olan vatandaşlar nereye başvuracaklar? Borçları temlik edilenler ne olacak denmiş. Yapılan açıklamalar geldikçe biz de bunları paylaşmaya elbette devam edeceğiz. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Hangi halini soruyorsunuz? O kadar çok hali var ki Türkiye'nin. Evet, şöyle bir 30 saniyemiz var. O 30 saniyeyi de sana bırakayım. Ne bekliyorsun bugünün geri kalanından? Bugünün geri kalanı tabii ki Merkez Bankası'nın kararına göre şekillenecek. Brexit olayı çok bir etki yaratmadı. Dediğim gibi hard Brexit olmadığı sürece her ihtimal yeniden referandum olur mu, Avrupa Birliği'nde kalır mı ihtimalini beslediği için sterlini tutuyor. Bu da piyasaları çok da rahatsız etmiyor. O yüzden Merkez Bankası odaklı bir gün geçireceğimiz çok yüksek ihtimal. Peki teşekkür Gözler ediyorum. Merkezim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, kolay gelsin diyeyim sana. Bir kısa ara verelim, oranın ardından buradayım. Parametreye kapatma vakti geldi. Güzel, bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.